Evet, bu dersimizde edit araçlarından bahsedeceğiz. Trim Tool'da karşımıza 3 farklı seçenek çıkmaktadır. Standart seçeneğinde audio veya MIDI dosyalarınızın sağından veya solundan kırpma işlemi yapacaktır. Hemen deneyelim. Görüldüğü gibi sağından veya solundan kırpma işlemi yapmaktadır. TC yani Time Compression seçeneğinde ise sesin hızını değiştirir. Öncelikle tumba kanalını solo olarak dinleyelim. Ardından hızını değiştirip tekrar dinleyelim. Uygulayalım. İki ölçü uzatmış olalım. Belirli bir oranda uzatmadığım için doğal olarak da metronomun dışına çıktım. Mesela 4 ölçülük ses dosyasını 8 ölçüye çıkaralım. Doğal olarak yarım birim vuruşunda olacaktır. Ctrl Z deyip geri alıyorum. Loop seçeneği ise var olan audio veya MIDI dosyalarınızı köşesinden çektiğiniz kadar loop haline yani döngü haline çevirir. Seçelim ve buradan sürükleyelim. Görüldüğü gibi başlangıç sesiyle bu ses aynı. Doğal olarak da bir döngü haline çevirdi. Selector Tool alan seçmenize yarayan özelliktir. Hemen seçelim. Bu bölgeyi seçiyoruz. Veya bu bölgeyi. Dilersek şu bölgeyi seçip Delete tuşuna bastığımızda ortayı siler. Ctrl Z diyorum. Veya köşesinden seçiyorum. Delete diyorum. Bu tarafı siliyor. Bu bölgeye Ctrl C deyip 7. ölçüye gelip Ctrl V diyorum. Seçmiş olduğum bölgeyi buraya yapıştırdım. Yani kısaca seçmenize yarayan bir araçtır. Gravel Tool'a geldiğimizde 3 farklı seçenek karşımıza çıkmaktadır. Time, kaydı bir yerden başka bir yere taşımanıza yaramaktadır. Seçiyorum. Bu dosyamızı tutup buraya taşıyorum. Veya da önceki yerine. Separation, Selector Tool aracılığıyla seçim yapılan bir bölgeyi başka bir yere taşımanıza yaramaktadır. Hemen seçiyorum önce. Sonra ikinci seçeneğimize tıklayıp bu bölgeyi başka bir yere taşıyorum. Ctrl Z deyip geri aldım. Object, taşımak istediğimiz seçenekleri tek tek seçip taşımamıza yaramaktadır. Örnek vermek gerekirse audio kanallarını bölüp farklı yerlere taşıyalım. Kaldığımız yerden bunu böldük, buraya taşıdık. Daha sonra burada buraya taşıdık. Şimdi Separation Tool'daki objekti seçiyoruz. Klavyemizin Shift tuşuna basılı tutup 1 ve 3. parçayı seçip bir yerden bir yere taşıyalım. Şimdi de Ctrl Z deyip yaptığımız tüm işlemleri geri alıyoruz. Pro Tools kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği Smart Tool'da sıra. Trim Tool, Selector Tool ve Grabber Tool'un üzerinde bulunan çerçeveye tıkladığımızda Smart Tool'a erişmiş oluruz. Kısaca Smart Tool'un ne işe yaradığına değinecek olursak, almış olduğumuz kayıtların üst köşeler haricinde mouse'umuz ile sağında ve solunda Trim Tool. Üst tarafına geldiğimizde Selector Tool. Alt tarafına geldiğimizde ise Grabber Tool görevi yapmaktadır. Bu arada üst köşeleri hariç tutmamın sebebi o köşeler fade in ve fade out yapmamıza yaramaktadır. Dikkat ederseniz bahsettiğim köşelere geldiğimde simge değişmektedir. Kısaca sol üst köşeye gelip mouse'umuzun sol tuşuyla sürüklediğimizde fade in. Hemen gösterelim. Şimdi de sağ üst köşeye gelip mouse'umuzun sol tuşuyla sürüklediğimizde ise fade out olur. Şimdi bu ses dosyasını ortadan bölüp crossfade örneği vereceğim. Hemen ortaya tıklayıp B harfine basıyorum. Biraz yakından görmeniz için zoom in yapalım. Bu iki ses dosyasının ortasına geldiğimizde şöyle bir işaret çıkmaktadır. Bu işaret crossfade'dir. Şöyle bir deneyelim. Görüldüğü gibi iki ses dosyasına crossfade yaptı. Bu crossfade dosyasının ortasına çift tıkladığımızda da crossfade penceresi açılmaktadır. Scrubble Tool, audio veya MIDI dosyalarınız üzerinde mouse'unuzdaki sol tuşa basılı tutarak sağa doğru sürüklediğinizde ileri, sola doğru sürüklediğinizde ise geri olarak dinlemenizi yarar. Hemen bakalım. Sağa doğru sürükleyerek dinleyelim burayı.
Dikkat edin mouse'uma. Bir de sola doğru sürükleyelim. Geri. Şimdi de Pencil Tool'a geldik. Birkaç otomasyon örneğiyle anlatmak istiyorum. Bunun için de buradaki görünümlerden volüme tıklıyorum. Pencil Tool'un içerisinde birden fazla özellik vardır. Freehand'e geliyorum. Ve kalem ile belli başlı işaretler çiziyorum. Ve yapmış olduğum volüm otomasyonunu dinleyelim. Ctrl Z ediyorum. Ve bunu Mute otomasyonu ile yapalım. Ve dinleyelim.